Savaş tarihinde savaşların gidişatını değiştiren bir dizi icat vardır. Mancınık, uzun yay, top, makineli tüfek. Ancak bir silah sadece savaş meydanlarını değil, savaşların kendisini de değiştirdi. Askeri çatışmanın kapsamını tüm ulusların uzak sınırlarına kadar genişletti ve dünyaya bilinmeyen bir korkuyu getirdi. Bombardıman uçağı. Eylül 1939'da Nazi Almanyası'nın Polonya'yı işgal etmesiyle birlikte tarihin en ölümcül savaşı başlamıştı. Afrika, Çin ve İspanya'da alınan derslerden sonra yeni makineler ve silahlar artık Polonya'ya çevrilmişti. Siper savunması 1. Dünya Savaşı'nı tanımlıyorsa, ilk günden itibaren bu savaşın herkesi her yerde vurabilecek bir silahla tanımlanacağı barizdi. İkinci bölüm, sınırı olmayan savaş. Chongqing, 4 Mayıs 1939. İkinci Çin-Japon Savaşı 3. yılını doldururken Avrupa'da yaklaşan savaşın etkisi dünya çapında dalgalandı. Japonya İmparatorluğu'nun İmparatorluk Genel Karargahı, Çin'in savaş zamanındaki başkenti Chongqing'e terör saldırısı düzenlenmesine izin verdi. İlk saldırı 4 Mayıs 1939'da yapıldı. Bu Çin şehri mültecilerle doluydu ve saldırıda 2000 kişi öldü. Bombardıman uçakları, yüksek infilaklı patlayıcılar ve yangın bombalarıyla Chongqing'deki yerleşim alanlarının 1/3'ü tahrip edildi ve 1/3'üne de ciddi şekilde zarar verildi. Ancak bu strateji sivillerin moralini beklenen ölçüde etkilemedi. 4 yıl içerisinde tamamlanmamış istatistiklere göre Chongqing'de her saldırıda yaklaşık 200 Japon yapımı G-3M bombardıman uçağının katıldığı toplam 268 hava saldırısı düzenlendi. Savaşın sonunda ölenlerin sayısı bilinmiyor. Varşova, 6 Eylül 1939. Alman Yıldırım Savaşı'nın Polonya'daki başarısı şimdiden efsanevi bir statü kazanmıştı. Eylül 1939'da Luftwaffe, uçaklarının sadece %10'unu kaybederek Polonya Hava Kuvvetleri'ni yok etti. Bir hava harekatında yapmak isteyeceğiniz ilk şey, hava üstünlüğünü ele geçirmektir. Hava üstünlüğünü elde ettiğinizde diğer görevleri rahatça yerine getirebilirsiniz. Polonyalılar askeri hareketlilik ve lojistik sağlamak için raylı sistemi kullanırlar ve bu nedenle Polonya'nın her yerindeki önemli demiryolu hatları Luftwaffe tarafından yoğun bir şekilde bombalanır. Bu Polonyalıların oldukça geniş ve büyük çaplı arazilerde ordunun ihtiyaç duyduğu yerlere hareket etmesini engeller. 8 Eylül'de Varşova'ya yaklaşan bombardıman uçağı Stukalar, Vistül Nehri'nin doğu kıyısında Polonya mevzilerine saldırdı.
5 gün sonra Varşova'nın batı banliyöleri Ju-52 filoları tarafından cehenneme dönüştürüldü. Bir yolcu ve kargo uçağı olan Junkers 52 yaklaşık 3 ton kargo ve 17'ye yakın yolcu taşıyor ve çok verimli, sağlam ve popüler bir uçaktır. Ju-52'nin kanat açıklığı 29,5 metredir ve burundan kuyruğa kadar 18,9 metre olarak ölçülmüştür. Şimdiye kadar yapılmış herhangi bir uçak kadar çok yönlüdür. Çeşitli arazilerde kullanılmak üzere iniş takımları, tekerlekler, kayaklar veya şamandıralarla donatılabilir. İngiliz motorları tarafından desteklenen Armstrong radyal motorunu kullanan, sonradan Rolls-Royce motorlarıyla değiştirilen bu uçak, saatte 265 kilometrelik azami hıza sahiptir. Uçan mühimmat deposu olarak bilinen uçak ilk harekatında bir taşıyıcı olmuş, 1932-35 yılları arasında Chaco Savaşı'nda Kolombiya Hava Kuvvetleri ve İspanyol İç Savaşı'nda Guernica saldırısında Alman Kondor Lejyonu'nun bombardıman uçağı olmuştur. Ve bu Almanya'nın ilk bombardıman birliği. Pek bombardıman olduğu söylenemez ama insanları eğitiyorlar ve gerçek bombardıman uçaklarının amacına uygun üretilmiş modern bombardıman uçaklarının bu nakliyelerde yerini alabileceği zamanlar için iyi organize edilmiş birimleri var. Uçan mühimmat deposu yerini Dornier 17 ve Heinkel 111 gibi amacına uygun üretilmiş bombardıman uçaklarına bırakmadan önce Luftwaffe'nin Polonya'ya yönelik kara pazartesi saldırısının bir parçası olarak son bombalama görevini yapacaktı. ...25 Eylül 1939'da Varşova kuşatıldı. Polonya'nın başkentinin hava savunması sadece 96 uçak savarla sınırlıydı. Gelen Luftwaffe bombacılarının rakibi olamazlardı. Almanlar Varşova'ya teslim olmaya zorlanacaklarını umarak muhtemelen terör saldırısı sayılabilecek cezalandırıcı bir saldırı başlattı. Bugüne kadar yapılmış en büyük hava saldırısıydı ve Kara Pazartesi olarak biliniyordu. 632 tonun üzerinde güçlü patlayıcı ve yangın bombalarıyla 400'den fazla uçak 1150 kez sorti yaparak geniş çaplı tahribata neden oldu. Uluslararası basın raporlarına göre 20 bin ila 40 bin sivil öldürüldü. Almanlar terörden kaçan sivillerle dolu Polonya yollarını tıkamak niyetiyle Varşova'yı bombaladı. Bombalama Polonya'nın moralini çökertti. ...27 Eylül'de 3 anahtar savunma hattı düştükten sonra Varşova teslim oldu. Ve 29 Eylül'de ülke işgal edildi. Savaş 4 haftada bitmişti. Böylece Almanlar Polonya Savaşı ile ilgilenebilirdi. Ve bu etkili bir yangının başlangıcıydı. Batı Cephesi, Mayıs 1940. Birleşik Krallık ve Fransa, Polonya'nın işgalinden sonra Almanya'ya savaş ilan etmişti. Ama büyük bir askeri harekat gerçekleşmedi. Batı Avrupa'da tuhaf savaş olarak adlandırılan bu savaşta aylarca saldırı ve hareketlilik görülmedi. İngiliz ve Fransızlar birliklerini uzun bir savaş beklentisiyle oluşturuyorlardı. Tansiyon yükseldi.
Avrupa'nın en güçlü ordusuna sahip olduğu düşünülen Fransızlar, Maginot hattını güçlendirirken, Almanlarsa karşıt Batı duvarını inşa etti. Wehrmacht'ın 2.7 milyon askeri olan 135 bölüğü vardı. Ancak sayıca üstün bir düşmanla karşılaşıldı. Almanlar 1940'ta batıdaki sefere başladıklarında çoğu bölgede sayıca fazlalardı. Müttefikler başlangıçta İngilizler ve Fransızlardı, sonra Belçikalılar ve Hollandalılar katıldı. Müttefiklerin daha fazla tankları, askerleri, uçakları vardı. Teknik olarak bazı yönlerden gelişmişlerdi. Britanya, Fransa ve Belçika toplamda 3.7 milyon askerden oluşan 130 tümene sahipti. Polonya'nın yenilgisinden alınan dersleri görmezden geldiler. Batılı müttefikler tüm cephe hattı boyunca aralıklı bir şekilde 3000'den fazla tank yerleştirdiler. Alman kuvvetleri 2700 tankı 10 zırhlı sütunda topladı. Ve 10 Mayıs 1940'ta Hitler Fransa muharebesini başlattı. Fransa, Hollanda ve Belçika savaşları başlamıştı. İngiliz ve Fransız komutanlar Alman saldırısını direkt karşılamak için Fransa-Belçika sınırına kuvvetler gönderdi. Ancak Almanların ana saldırısı Belçika'nın güneydoğusunda ve Kuzey Lüksemburg'da yoğun ormanlık alan Ardenler'de geçti. Almanlar büyük bir kumar oynadı. İnsanlar özellikle Fransız yönetimini suçluyorlar. Fransız generallerinin işin üstesinden gelemediğini düşünüyorlar. Modern savaşta açıkça yeri olmayan Maginot hattına güvenerek eski taktikler ve stratejiler düşünüyorlardı. Almanlar büyük bir kumar oynamıştı. Müttefiklerden daha az tankları, daha az kamyonları, hatta daha az uçakları vardı ama onları daha etkili bir planda çok daha iyi kullandılar. Luftwaffe bombardıman ve avcı uçakları tarafından desteklenen Alman tanklarının bağımsız Lüksemburg'un doğu sınırından Belçika'nın güneydoğu sınırına kadar olan 48 kilometre mesafeyi kat etmesi sadece 3 saat sürdü. Belçika Hava Birlikleri 24 saat içinde 179 uçağından 83'ünü kaybetti. Alman orta seviye bombardıman uçakları Hollanda havalimanlarını yok etti. Bunu Hollanda hükümetini Lahey'de ele geçirmeyi amaçlayan Ju-52'lerden atlayan piyade ve paraşütçü dalgaları izledi. Ancak ağır kayıplar vererek Hollanda kara kuvvetleri tarafından püskürtüldüler. Ancak Almanların hava kuvvetleri esnek ve çok yönlüydü. Bir şehre saldıracaklarsa bunu yapabilecek kapasiteye sahiplerdi. Ayrıca yollara, köprülere ve bölük merkezlerine saldırabilirlerdi. Yani Almanlar Polonya'da gerçekten bombardımanın üstünlüğü kuruyor ve Fransız savaşında bu özelliğini çeşitli şekillerde kullanıyordu. Fransa'da sadece 250 tane İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri uçağı vardı. Bu sayı savaşın ilk iki gününde yarıya indi. Fransa'daki İngiliz Hava Kuvvetleri'ni oluşturan birlikler bu rol için uygun değildir. Özellikle Fairey Battle, 1936'da üretimi biter bitmez modası geçmiş hale geldi. Ancak stratejik bir bombardıman saldırısı düzenlemek için mevcut olan tek model buydu. Fairey Battle, Alman rakiplerinden daha yavaştı. Daha az çevikti ve iyi silahlanmış değildi. Alman kuvvetlerinin Maas'ı geçmesini durdurmak için umutsuz bir girişimde bulunan gelişmiş hava kuvvetleri, mevcut bombardıman uçaklarıyla topyekün bir saldırı başlattı. The
Fransa'da bulunan ve bu operasyona izin veren İngiliz Hava Kuvvetleri Komutanı öğleden sonra operasyonda olan tüm hava bölüklerinden gönüllü olarak öne çıkmalarını istemiş. Ve bu saldırıyı emrettikten sonra neredeyse sinir krizi geçiriyormuş. Üstündeki baskı yüzünden ve bölüklerin başına neler geleceğini bildiği için. 14 Mayıs 1940'ta Sedan'da gördüğünüz Almanların Maas'ı geçmeye ve oldukça güçlü bir Fransız savunma hattını kırmaya çalışmaları ve saatlerce Alman bombardıman uçakları piyadeler tarafından desteklenen Alman Stukaları ve tüm Fransız savunma hattını sürekli bombalıyorlar ve rahat vermiyorlar. Bütün gün boyunca birkaç saat süren bu hava barikatı Fransız birlikleri için gerçekten moral bozucuydu. Rotterdam, 10 Mayıs 1940. Aynı gün 14 Mayıs 1940'ta Rotterdam, 13 dakika içinde hareketli bir liman kenti olmaktan çıkıp çorak bir araziye dönüştü. Bu sadece cephe hattında tanklara ve düşman birliklerine saldıran stratejik hava saldırılarıyla değil, ayrıca Alman ordusunun gereksinimlerine ve taleplerine yanıt olmasıyla da ilgili. Çok daha istikrarlılardı. Düşman kasaba ve şehirlerine ani şok etkisiyle baskınlar düzenlediler. Rotterdam Limanı sadece Büyük Britanya'ya yakınlık sağlamakta kalmadı, aynı zamanda önemli su yollarına da erişim sağladı. Sadece 13 dakika içinde 24.978 ev, 24 kilise, 2.320 mağaza, 775 depo ve 62 okul yıkıldı. Rapora göre 900 kişi öldü ve 85 bin kişiden fazlası evsiz kaldı. Ruhr, 15 Mayıs 1940. Rotterdam hava saldırısından bir gün sonra İngilizlerin sadece askeri hedefleri ve altyapıyı bombalama politikası kenara atıldı ve Kraliyet Hava Kuvvetleri Ruhr'daki hedeflere saldırmaya yönlendirildi. 99 Kraliyet Hava Kuvvetleri bombardıman uçağı Ruhr'un petrol rafinerilerini ve demir yollarını vurdu. Ancak yetersiz teknik ekipman patlayıcıların geniş alanlara dağılmasına neden oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndaki her hava kuvvetinin sırayla zor yoldan öğrendiği şey yüksek irtifadan küçük bir hedefi bombalama teorisinin olağanüstü zorlukta olduğuydu. Bombalama doğruluğu, bombalama etkileri hiçbir yerde savaş öncesi hesaplanan verilere yakın değildi. Tam olarak işleyen ve yenilenmiş bir bombardıman filonuz yoksa iş daha da zordu. İngiltere savaşa girdiğinde Kraliyet Hava Kuvvetleri hala önceki savaştan kalma eski uçakları uçuruyordu. Devasa tekerlekleri geri çekilmeyen, çift kanatlı bir bombardıman uçağı olan Handley Page Hayford gibi. Navigasyon yelkenli gemilerde mükemmelleştirilen tekniklere dayanıyordu ve Kraliyet Hava Kuvvetleri hava personeli şef yardımcısına göre bombalama doğruluğu gerçekten çok zayıftı. Etkili ve zarif bir istisna olan Vickers Wellington, bombardıman komutanlığının ilk çalışmalarının yükünü taşıyordu. Savaş başladığında Kraliyet Hava Kuvvetleri Bombardıman Komutanlığı uçak sayısı ve türü bakımından nispeten küçüktü. Vickers Wellington muhtemelen en iyi modeldi. Popüler ismiyle Wimpy olarak bilinen çift motorlu Vickers Wellington, 30'ların ortalarında tasarlanmış uzun menzilli ortalama bir bombardıman uçağıydı. Wellington bir çift Rolls-Royce Çakır kuşu motoruyla çalışıyordu. 4500 kilometre menzile ve 2000 kilogram bomba kapasitesine sahipti. Wellington'daki yenilik, bilim adamı Barnes Wallace tarafından tasarlanan jeodezik yapısıydı. Barnes Wallace bu uçağı gerçekten sağlam yaratmıştı. Bilirsiniz, jeodezik inşaat ilkelerine öncülük etmişti. Yani bu uçağın gövdesi içinde onu inanılmaz derecede güçlü kılan bir çapraz kafes oluşturdu. Bu sayede çok fazla hasara dayanabiliyordu. Ancak bu dönemde ikiz bombardıman uçakları yeterince hızlı değildi.
Henley Page'de büyük bir gelişme olmasına rağmen yavaş hızı, sınırlı tavanı ve küçük bomba yükü kısa sürede Wellington'ın gündüz bombardımanlarındaki zayıflığını ortaya çıkardı. Bomba yükleri çok değildi ve hava açıkken bile hedef ve isabet kabiliyetleri yeterli değildi. Wellington'lar tarafından başlatılan ilk baskınlardan bazıları şiddetli Alman avcı uçaklarının müdahalesi ve uçak savar saldırılarıyla karşılandı ve ağır kayıplar verildi. Bundan dolayı İngilizler bu tip uçakları kullanarak bombardımanları gece yapma kararı aldı. Wimpy, kuyrukta, belde ve burunda ikiz 303 kalibreli Browning makineli tüfekleriyle silahlandırıldı. Burundaki tüfek daha sonra Lancaster'da kullanılan bir Fraser Nash tipiydi. Emden'a yapılan bir baskın sırasında ölümcül kuvvetli patlayıcıyı atan oydu. Bariz eksikliklerine rağmen Wellington, savaşın ilan edildiği günden Nisan 1945'te Kuzey İtalya'daki Treviso'ya yapılan son baskına kadar faaliyet gösteren sadık bir Kraliyet Hava Kuvvetleri gözcüsüydü. Toplamda 11.461 çeşidi inşa edildi. Yani bu çoğu İngiliz bombardıman uçağının tasarımıydı. Dunkirk, 19 Mayıs 1940. ...19 Mayıs'ta işgale devam eden Almanların yoğun baskısı altında İngiliz yurtdışı sefer kuvvetini komuta eden General John Gort, Almanların eline geçmeyen son limanda Dunkirk'te askeri çekilmeye başvurdu. Mayıs 1940'ın sonunda İngiliz, Fransız ve Kuzey orduları Fransa'nın kuzeyinde mahsur kaldı. Calais ve Boulogne'deki İngiliz savunması, Almanların tahliyeye başladıkları Dunkirk'e doğru ilerlemesini gerçekten geciktirecekti. ...23 Mayıs'ta hızlı işgaller gerçekleştiren Almanlar, Dunkirk'e geri çekilen müttefiklerden daha yakınlardı. Ancak İngiliz ordusu tamamıyla göz önünde bulundurulduğunda, Alman kuvvetlerine hala tartışmalı olan dur emri verildi. Savaş sonrası generallerin çoğu Hitler'i suçladı. Dur emrini müzakerelere başlayabilmek için İngilizleri korkunç bir yenilgiden kurtarmayı amaçladığı için verdiğini düşünüyorlardı. Ayrıca savaş kayıtlarında Alman harekat komutanları, uçakların kanatları, ikmal durumları ve zırhlı kuvvetlerinin durumu hakkında endişe duyduklarına ve kendilerini toplamak için harekata ara verilmesini savunduklarına dair kanıtlar da var. Ancak her iki durumda da Almanların işgali durdu. Alman Hava Kuvvetleri Başkomutanı Hermann Göring'in keyfi yerine gelmişti. Luftwaffe son kısım olacaktı ki bu da Dunkirk'te mahsur kalan orduların işini bitirebileceğini işaret ediyordu. Ancak Alman taarruzu 3 gün sonra 26 Mayıs'ta yeniden başladığında müttefikler tahliyeleri korumak için mevziler oluşturmuşlardı. DO-17 ve H-111 ortalama büyüklükte hızlı bombardıman uçakları, müttefik ikmal sütunlarını, demir yollarını, depoları, tahkimatları ve üsleri patlattı. Ayırt edici Limon Burnu, Heinkel H-111'i belki de 2. Dünya Savaşı'nın en iyi tanınan Alman bombardıman uçağı yapıyor. İkiz Jumo 211 F2 motorlarıyla H-111, saatte 440 km azami hıza ve 2300 kilometrelik menzile sahipti. 4 kişilik bir mürettebatı vardı. Pilot, rotacı, bombardımancı, burun nişancısı, karın topçusu ve sırt nişancısı telsiz operatörü. Ön, üst, yan ve alt kulelerde 7 makineli tüfek silahına sahipti. Dahili olarak 2 tona kadar veya 2 harici kanat rafıyla 2,5 tona kadar bomba yükü taşıyabiliyordu. Son derece kullanışlıydı ve Alman bombardıman filosunun en efektif olanıydı. Savaş sonunda 7500'den fazla üretilmişti. Luftwaffe, Dunkirk sahilindeki kuşatılmış İngiliz kuvvetlerine bütün ihtişamıyla 1882 bomba ve 1997 avcı sortisiyle saldırdı.
Luftwaffe gemileri bombalayarak İngiliz tahliyesini durdurmayı amaçladı. Ve bazı başarılar elde ettiler. Ancak gemilerde önemli kayıplar oldu. Luftwaffe, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin sahil üzerinde hava koruması sağlama imkanını hafife aldı. Kraliyet Hava Kuvvetleri stratejik hava savunması üzerinde çok çalışmıştı ve bu kuvvetler Dunkirk tahliyesi üzerinde bölgeyi hakimiyetleri altına almayı ya da en azından bölgede Alman hava kuvvetlerine karşı rekabet etmeyi başardı. Haziran'da Almanlar sonunda müttefik savunmasını kırdı ve Dunkirk'te Nazi bayrağını kaldırdı. Ancak çok geçti. Alman ordusu komutanları günlüklerine kasaba ve sahil bizim elimize geçti. Ancak İngiliz ve Fransız birlikleri geri çekildi yazdılar. İngiliz ordusu savaş alanında yenilgiye uğradığı halde moralleri yıkılmamıştı. Manş denizini geçtiklerinde yeniden toparlanabilecekleri ve savaşa yeniden devam edebilecekleri duygusu vardı. Dunkirk'teki son birliklerin tahliye edilmesinden ancak bir hafta sonra Almanların elindeki yıkıcı şok ve ezilmeden kurtulamayan Fransa barış yoluna başvurdu. İngiltere artık yalnız kalmıştı. Sonuna kadar gideceğiz. Fransa'da savaşacağız. Denizlerde ve okyanuslarda savaşacağız. Havada artan bir güven ve güçle savaşacağız. Bedeli ne olursa olsun karamızı savunacağız. Sahillerde savaşacağız. İniş alanlarında savaşacağız. Tarlalarda ve sokaklarda savaşacağız, tepelerde savaşacağız. Ama asla teslim olmayacağız. Churchill, her İngiliz'in bildiği gibi, onları yüzyıllardır istiladan koruyan denizlerin artık onları korumadığını biliyordu. Dolayısıyla Almanların Fransa'yı 8 haftada bu kadar eksiksiz bir şekilde yenebilmeleri genel bir şaşkınlık ve şoka neden oldu. Aynı zamanda Almanlara kendi yetenekleri hakkında gerçekçi olmayan bir his verdi. Britanya Muharebesi 10 Temmuz 1940. Batı Avrupa'da İngiltere geleceği kesin görünen işgali bekledi. Fransa savaşı bitti. Britanya savaşı başlamak üzere. Churchill haklıydı. Ama savaş sahillerde, iniş alanlarında, tarlalarda, sokaklarda veya tepelerde değildi. Savaş gökyüzünde olacaktı. Hermann Göring neşeyle, "Führer, Luftwaffe'mle Britanya'yı ezmemi emretti," dedi. Britanya Savaşı'nın ilk aşaması 10 Temmuz 1940'ta başladı. Britanya Savaşı farklı aşamalar içinde tanımlanabilir şekildedir. Giriş kısmı Kanal Kampf ya da Kanal Savaşı olarak nitelendirilir. Ve bu kısımda Luftwaffe bombardıman saldırılarıyla adanın nakliye ve konvoy gücünü kırmaya çalışıyordu. Göring, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne 3 ana tümenle karşı çıktı. 2 ve 3 numaralı hava filosu Fransa ve Belçika'dan uçan 1300'den fazla ön cephe uçağına, Danimarka ve Norveç'ten Kuzey Denizi boyunca uçan 5 numaralı hava filosuna. Luftwaffe görevi hava üstünlüğünü sağlamak ve elde tutmak olan bir birlik olmasıydı. Bombardıman koluyla savaşın başlarında elde ettiği başarıyı elde edemezdi. Ve Yıldırım Harekatı'nın Alman fetih yürüyüşünün başlarında
Messerschmitt 109 savaş uçağının ham kabiliyeti olmadan nasıl sonuçlanabileceğini anlamak gerçekten çok zor. ME-109, 2. Dünya Savaşı'nın en iyilerinden biri olan harika bir savaş uçağıdır. Öte yandan İngiliz Spitfire'ları gerçekten ME-109'a eşit kapasiteye sahiptir. Her birinin belirli avantajları vardır. ME-109 daha hızlı yükselebilir. Spitfire çok daha dar bir dönüş yarıçapına sahiptir. Belirli manevralarda daha kabiliyetlidir. Gerçekten benzer uçaklar. Ancak Luftwaffe istihbaratı rakiplerini çok büyük ölçüde hafife alıyor. ME-109 için bir eşleşme olduğunu kanıtlayan Spitfire'ın yanı sıra Polonya ve Fransa'da askerleri ve sivilleri çok etkili bir şekilde terörize eden Ju-87 Stukalar sıra İngiliz kanalındaki saldırılara geldiğinde o kadar etkili değildi. Hız trenine benzer bombardıman sesiyle Junker Ju-87 Stuka, 2. Dünya Savaşı'nın en ikonik Alman bombardıman uçağıydı. Stuka, dalış bombacısı anlamına gelen Sturmkampfflugzeug için kısaltılmış bir terimdir. Ve Stuka çok isabetli bir hassas bombardıman uçağıdır. Doğruluk açısından savaşın başlarında cephanelikteki en hassas silahlardan biriydi. En büyük zayıflığı, hava üstünlüğü olmamasına rağmen Stuka çok savunmasızdı. Ve düşman hava kuvvetlerinin modern savaşçı muhalefetini yerleştirmeyi başardığı her cephede Stuka çok hızlı bir şekilde gündüz operasyonlarından kayboldu. Uçağın tasarımı manevra kabiliyetini ve uçuş hızını sınırladı. Tamamı metalden yapılmış, sabit, hareket kabiliyetsiz bir şasiye, ters çevrilmiş martı kanadına ve karayolu veya demiryoluyla nakliyeye izin veren bölünmüş bir gövdeye sahipti. Uçurması oldukça kolaydı ve çok çok sağlamdı. Ön saflardaki hava pistlerinde konuşlanabilir ve hedef bölge üzerinde daha fazla zaman geçirmek için cepheye yakın çalışabilirdi. Çok fazla eziyete maruz kalabilirdi çünkü çok yavaştı ve adeta oturan bir ördek gibiydi. 1941'de Rusya'nın işgalinde oldukça önemli bir rol oynamıştır. Rus hava kuvvetleri uzun bir süre ortadan kaldırılmıştı ve savaşta daha sonra bile bir rol oynayabilirdi. Çünkü Doğu cephesinde orantılı olarak onun bir rol oynamasını önleyecek çok sayıda savunma uçağı yoktu. Stuka saatte maksimum 340 km hıza sahipti. Ancak dalış saldırı hızı 600 km'ye kadar çıkabiliyordu. Silahlanma olarak ön ve arka 7.92 mm MG-17 makineli tüfeklerden oluşuyordu. Ve tek bir pilotla uçulduğunda 500 kiloluk bir yükten oluşuyordu. Bir dalış bombasını fırlatmak için pilot otomatik dalış frenlerini etkinleştirir ve ardından 180 derece dönerek 60-90 derecelik bir dalış açısına sahip olur. Jericho trompetleri olarak bilinen ikonik ölüm perisi sirenler dalış sırasında havanın akın etmesiyle inlerdi. 450 metreye yaklaştığında pilot, bombayı hedefe doğru savuran U şeklinde bir manevra yapardı. Uçak daha sonra otomatik olarak 6G hızında çıkmaya başlar ve düzleştikten sonra pilot kontrolü yeniden ele geçirirdi. Ancak dik dalışın mürettebat üzerinde yarattığı fiziksel stres şiddetliydi. Pilotlar yıldızları görmek olarak bilinen G kuvveti nedeniyle görme bozukluğu yaşadılar. Kanalın üzerinde 30 düşman uçağı batıya doğru uçuyor. Kanalkampf, Kraliyet Hava Kuvvetleri uçaklarını çekerken BF-110'lar ve BF-109'ların eşlik ettiği Luftwaffe Junkerları Ju-87'ler, Portland Limanı ve deniz üstündeki Kraliyet Donanması ve İngiliz ticari gemilerine saldırdı. Bu saldırılar İngiliz merkezli askeri personelin en büyük can kaybının olduğu olaydır. Ancak Britanya'nın savunma gücünün bir kısmı düşerken bile onların yerini kadınlar aldı. Müzik
Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin her yönünü destekleyen iç cephe savunmasının ayrılmaz bir parçası, 1939'da kurulan Yardımcı Kadın Hava Kuvvetleri'ydi. Buraya kayıtlı kadın sayısı 180 bine ulaştı. Hedefle, ayrıl, gözlemle. Emir sonu, numara bırak. 8528. Uçaklara hizmet veriyorlar, savaş ekiplerinin devam etmesini sağlıyorlar, onlar için yemek pişiriyorlar. Ancak Britanya Savaşı'nda yaptıklarının çok daha az bilinen unsurları. Bazıları kıyı radarında görev yapıyor. İstasyonlarda katot ışını tüplerinin önünde radar teknolojisinden gelen grafikleri okuyor. Daha sonra filtre merkezinde filtreleme ve analiz işlemini yapıyorlar. Bilginin izini sürüyorlar ve sonra onu büyük bir haritada çiziyorlar. Sonra operasyon odasına gittiğinizde masanın etrafında duran ve Kraliyet Hava Kuvvetleri Yüksek Komutanlığı'na gelen bu baskınların nerede olduğunu, ne yaptıklarını söyleyen, tahta blokları iterek ne yapılması gerektiğini de söyleyen onlar. 1940 yılında savaş uçağı komutanlığına yardımcı olmak için oluşturulan savunma sistemi, kanal kıyısı üstünden geçen uçakları tespit etmek için radara bağlıydı. Ve bu filoların havalanmasını sağlamak için neredeyse yeterli olan yaklaşık 30 dakikalık uyarı süresini sağladı. O yüzden bu Luftwaffe pilotları daha kıyıya bile ulaşmadan İngiliz savunma kuvvetleri tarafından karşılandıklarında bunun nasıl olduğunu anlamıyorlardı. Bunun nedeni sistemin çok iyi çalışması ve İngiltere'nin radar teknolojisine sahip olduğunu bilmiyor olmalarıydı. Asla bunu tam olarak anlayamadılar. Kanal Kamp, savaş uçağı komutanlığı üzerinde artan bir baskı kurdu. Sürekli devriyelerin yıpranması, yorgun pilotlar, gecikmiş eğitim ve artan sayıda hasarlı savaşçı. Hepsi kritik dikkat gerektiriyordu. Luftwaffe için diğer konular arasında elbette malum İngiliz hava durumu yer alıyor. Ayrıca Britanya adalarına saldırmanın psikolojik yönüyle ilgili sorunları var. Çünkü pek çok Luftwaffe personeli kanaldan korktu ve bu hatta bu sularda boğulabileceklerinden korktukları için kanala Scheldt Kanalı adını verdiler. Temmuz'daki ilk hava saldırısıyla Ağustos ortası arasında Alman stratejisi, aslında Göring'in stratejisi, denizde konvoylara saldırarak İngiliz savaşçılarını savaşa çekmeye çalışmaktı. Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin yemi yutmadığı açıktı. Onları dışarı çekemezse doğrudan saldıracaktı. İngiliz istihbaratı şifreli bir mesaj ele geçirdi. Hava filosu 2, 3 ve 5'in tüm birimlerine. Kısa bir süre içinde İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ni gökten sileceksiniz. Çok yaşa Hitler. Bu yeni strateji Adlerangriff, Kartal saldırısıydı. Adlertag, Kartal günü 13 Ağustos'ta başlatıldı. 4 ardışık saldırıda yüzlerce uçak Güneydoğu savunmasını kırmaya çalıştı. Luftwaffe, İngiliz havalimanlarına karşı 1786 sorti yaptı. Uçaklarının 76'sını kaybetti. Kraliyet Hava Kuvvetleri ise 35'ini kaybetti. Unternehmen Adlerangriff veya Kartal Saldırısı Operasyonu, Luftwaffe'nin Britanya karşı taarruzunun yoğunlaştırılmasıydı. Yani Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne gitmek, havalimanlarına gitmek, radar kurulumlarına gitmek ve deniz aslanı operasyonunda İngiltere'nin bir işgali olması durumunda Kraliyet Hava Kuvvetleri'ni hızla felç etmeye çalışmaktı. Britanya Muharebesi başladığında ve Almanlar sahip oldukları çift motorlu bombardıman uçaklarının ana kısmında ağırlıklı olarak Heinkel 111'ler ve Junkers 88'ler olmak üzere bombardıman filolarını kullanmaya başladığında Dornier 17'ler makul sayıdaydı. Ancak daha savunmasız hale gelmesi nedeniyle daha yüksek performanslı düşman avcı uçaklarına karşı hiçbir işe yaramadı. Başarısız oldu. Onlar büyük tüyler Johnny. 109 Freddy'yi yok etti, evet. İyi gösteri. Nasıl geçti efendim? Harika bir parti geçirdin, teşekkür ederim. İyi misin? Kötü adamlardan bir şey aldın mı? 109 ve Dornier'i akladım.
Havalimanlarının çoğu İngiltere'nin güneydoğusundaydı ve ülkenin bu kısmındaki gökyüzü cehennem ateşi köşesi olarak bilinmeye başladı. Kanalın güneyinde, Dons ve Handland'de her İngiliz ölümüne tezahürat etmek için kalabalıklar toplanırdı. O küçük buhar nakışlı gökyüzü parçasında Britanya'nın toplamından daha fazla savaş pilotu öldü. Londra, Temmuz 1940. ...1940 başlarında İngiltere ayda 256 savaş uçağı üretiyordu. Üretimi iyileştirmenin aciliyetini kabul eden Winston Churchill, uçak üretimi için yeni bir bakana ihtiyaç duyuyordu. Lord Beaverbrook, 2. Dünya Savaşı'ndan önce Hava Bakanlığı tarafından üstlenilen tedarik süreçlerini denemek ve düzene sokmak, ayrıca onları üreten fabrikalardan uçak çıkışını arttırmak amacıyla Uçak Üretimi Bakanı olarak atandı. Ne zamandır Vickers'ta çalışıyorsun ihtiyar? Yaklaşık 6 yıl kadar. Uçağı beğendin mi? Onlar çok iyi makineler. Aslında bu savaşı fazla uzatmak istemesek de onları olabildiğince hızlı çevirmelisiniz. Böyle bir ekiple elimizden geldiğince çabuk ve hızlı olmaya çalışıyoruz. İşte bu. Lord Beaverbrook'a göre en büyük başarısı Britanya Savaşı'ndan zarar görmüş uçakları alarak ve uçak endüstrisinin yapısı dışındaki fabrikalarda tamir edilmelerine izin vererek bu fabrikalardan çıkışı sürdürecek olan sivil onarım teşkilatını yaratmasıydı. Britanya Savaşı'nda Luftwaffe'yi ele geçirmek için çok önemli olan tamir edilebilecek uçaklarla daha fazla sayıyı filoya geri kazandırılmasına imkan verilebilecekti. Beaverbrook'un yönetimi altında Temmuz ayı üretimi 256'dan 496 tamamlanmış uçağa çıktı. 1940 yılında Time dergisinde yayınlanan bir makale onun siciline dikkat çekti. Bu savaş bir makinelerin savaşıdır. Montaj hattında kazanılacak. Britanya Savaşı'nın 24 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasındaki 3. aşamasında Luftwaffe'nin havaalanlarına ve uçak fabrikalarına yaptığı saldırılar Almanya'ya 380 uçağa mal oldu. Kraliyet Hava Kuvvetleri ise 286 uçak kaybetti. Açıkçası Almanların Britanya Savaşı'nı kazanmak için hiçbir zaman büyük bir şansı olmadığını düşünüyorum. Sadece birkaç haftaları olduğunu düşünürseniz, düşmanları hakkında çok sınırlı zekaları ve anlayışları vardı. ...24 Ağustos 1940'ta bir Heinkel Londra'nın merkezine bombalarını attı. Sıklıkla olayın talihsiz bir hata olduğu ileri sürüldü. Aslında Göring'e morallerini bozmak için Britanya'nın sivil nüfusunu hedef almasını emreden Hitler'in artan sabırsızlığının bir göstergesiydi. Başkentin çok farklı bölgelerine ertesi sabah saat 11 ile 3.40 arasında değişen saatlerde bombalar düştü. Öfkeli Churchill yönetimi Berlin'e bir misilleme emri verdi. Savaşın şekli değişmek üzereydi. Berlin, 25 Ağustos 1940. ...25 Ağustos 1940 gecesi 91 adet Vickers Wellington ve Handley Page Hampton İngiliz bombardıman uçağı Berlin'e havalandı. Sadece yarıya yakını yoğun bulutlar tarafından gizlenen başkente ulaştı. Çok az hasar verildi. Ancak bir bomba Berlin Hayvanat Bahçesi'nde tek başına yaşayan fili öldürdü.
Teorik olarak Kraliyet Hava Kuvvetleri 2. Dünya Savaşı'nda üstlenecekleri stratejik bombalama harekatı için oldukça hazırlıklıydı. Ne yapacaklarını düşünmek için 20 yılları vardı ama düşünmeyi ihmal ettikleri şeyler de vardı. Bunlar yapacakları taktikler, gerekli seyri sefer kayıtları, gerekli uçaklardı. Ve böylece savaşa girdiler. İhtiyaç duyulan baskınları gerçekleştirmek için fiziksel bir güç olarak büyük ölçüde hazırlıksızlardı. Hitler ve Nazi liderliği şoke olmuştu. Göring böyle bir şeyin asla olmayacağına dair kişisel güvence vermişti. 28 Ağustos gecesi tekrar meydana geldi. Binalara zarar verdi ve sivil kayıplara neden oldu. Ve iki gece sonra üçüncü bir saldırı gerçekleşti. Her iki tarafta şehirleri bombalamayı planladı. Başlangıçta cephe hattının operasyonlarına devam etmesine izin verecek stratejik merkezleri bombalamayı planladılar. Ancak duygular işin içine girince, düşmanı kim olursa olsun, sivilleri, sivil merkezlerini bombalama fikrine doğru kaçınılmaz bir ilerleme oldu. Führer yönergesi 17, madde 5'te Hitler, kendisine misilleme önlemi olarak terör saldırılarına karar verme hakkını kendisinde saklı tutma yetkisini verdi. Ve bu hakkını alenen kullandı. 4 Eylül'de verdiği söz, İngiliz Hava Kuvvetleri 2 veya 3 veya 4 bin kilogram bomba attığında bir gecede 150, 230, 300 veya 400 bin kilogram bomba bırakacağız. Şehirlerimize saldırılarını arttıracaklarını açıkladıklarında şehirlerini yerle bir edeceğiz. O gece hava korsanlarının eserlerini durduracağız. O halde Tanrı yardımcımız olsun. Ancak Hitler'in pek çok savaş tehdidinde olduğu gibi bu da hava kuvvetlerinin yerine getiremediği bir tehditti. Londra, Temmuz 1940. Eylül'de saat 16'dan hemen önce İngiliz radarı aydınlandı ve yüzlerce uçağın yaklaştığını bildirdi. Kraliyet Hava Kuvvetleri havalimanlarına ve tesislere yapılacak başka saldırıları engellemek için 11 filo gönderdi. Ancak bu öğleden sonra hedef havaalanları değildi. Takip eden 57 günün ve gecenin 56'sında Luftwaffe, Britanya Savaşı'nın yerini Blitz'e bıraktığı için sahip olduğu tüm güçle Londra'ya saldırdı. Britanya Savaşı kaybedildi. Ve Hitler'in elindeki bombardıman uçağı, tedarik hatlarını ve altyapıyı yok etmeyi amaçlayan stratejik saldırı uçağından bir terör silahına dönüştü.